Gürsel Tekin aslında malumun ilanını yaptı. Aleni bir şekilde söylesenize ya. Biz HDP ile birlikte hareket ediyoruz. HDP ile birlikte biz bu ülkeyi yöneteceğiz. Sezai Temelli diye bir HDP milletvekili var. Buna milletvekili falan demeyeceğiz. Bu bildiğin terörist. Yakalandı ya bu. Ne dedi biliyor musunuz? Bu ülkeyi başınıza yıkacağız. Gürsel Tekin de diyor ki HDP'ye bakanlık vereceğiz. Acaba HDP aldığı o bakanlık üzerinden mi bu ülkeyi, bu milletin başına yıkacak? Ulan Çanakkale'de 7 düvel toplandı bu ülkeyi, bu milletin başına yıkmak için. O 7 düvelin de icabına baktı. Kodri Meydan. Selamünaleyküm arkadaşlar. Türkiye şu anda 3-4 gündür Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in bir televizyon programında yapmış olduğu açıklamayı konuşuyor. Televizyon programında sunucu kendisine diyor ki Gürsel Bey, Millet İttifakı'nın kazanması durumunda, hani altılı masanın bir paydaşı değil HDP ama HDP'ye bir bakanlık verecek misiniz? Gürsel Tekin de niye olmasın, verebiliriz. HDP de bu ülkenin anayasasına göre kurulmuş bir siyasi partidir. Zaten Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de grup başkan vekilliği var. Onun için ona bir bakanlık verilmesi normaldir. Kime göre normal? Gürsel Tekin'e göre. Şimdi eskilerin bir sözü var. Derler ki önce lafa bakarım laf mıdır, sonra söyleyene bakarım adam mıdır diye. Şimdi ilk önce söze bakıyoruz. Hani laf laf değil, söz söz değil. Bunu ayrı konuşuruz da bir de söyleyene bakmak lazım. Gürsel Tekin kim? Kim Gürsel Tekin? Kılıçdaroğlu'nun bir numaralı adamı. Bazıları şunu söylüyor. Abi işte çaycılık yapıyordu. Şimdi işte bilmem 280 tane dairesi var. Bilmem kaç tane benzin. Hakikaten ya. Çay işinde de bu kadar para var mı? Mesut sence? Yani yok, çay ocağı mı açalım yani? Madem ki çay ocağından böyle işte yüzlerce daireler, şunlar bunlar. Neyse girmeyelim o işlere. Gürsel Tekin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aslında bir numaralı adamı. Daha doğrusu Kemal Kılıçdaroğlu'nu piyasaya çıkaran adamdı. Gürsel Tekin. Hatırlayın, Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul İl Başkanı iken bir anda Kemal Kılıçdaroğlu diye bir figür attı ortaya. Ardından bütün İstanbul örgütü onu destekledi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı yaptılar onu. Sonrasında da bu kaset kumpası mevzusunda işin sözcülüğünü bu Gürsel Tekin yapıyordu. Hani Deniz Baykal'ın yanında kimler vardı? İşte Önder Savlar, Kemal Anadollar vardı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında da Gürsel Tekin vardı. Daha sonra da Gürsel Tekin işte partinin genel başkan yardımcısı falan oldu. Genel sekreter oldu. Bir sürü şeyler oldu. Hani şimdi biraz böyle apoletleri sökülmüş kenarda duruyor ama Gürsel Tekin aslında malumun ilanını yaptı. Bu yeni başkanlık sistemiyle birlikte başlayan bu ittifak sisteminde her ne kadar 6 parti bir araya gelse de asıl ana lokomotif HDP. Ama bunu bir türlü kabul etmiyorlar. Hani şunu yapmaya çalışıyorlar. Resmi nikahımız yok ama flört yapıyoruz. O moddalar. Bir türlü HDP ile ittifak yapıp da seçimde birlikte hareket ettiklerini ve belli belediye başkanlıklarını kazandıklarını kabul etmiyorlar. Yok aga diyorlar. Ya HDP'nin milletvekili çıkıyor mecliste, kalkıyor diyor ki Ankara'da Mansur Yavaş, İstanbul'da da Ekrem İmamoğlu HDP'nin verdiği oylarla o koltukta oturuyor. Onun için o verilen oyların diyetini ödeyeceksiniz diyor. Geliyorsun bu tarafa diyorsun ki bak HDP'liler ne diyor? Aga yok diyor ya, bizim diyor ittifakta 6 kişiyiz diyor. O yok ittifakta. Hani masanın görünmeyen adamı. Gürsel Tekin az önce de dediğim gibi malumun ilanını yaptı. Yani birlikte olduklarını, birlikte yaşadıklarını, birlikte aynı davayı savunduklarını ve yarın bu ülkede iktidarı ele geçirdikleri zaman da birlikte paylaşacaklarını aleni bir şekilde söyledi. İlk defa mı bu oldu? Yok. Daha öncesinde yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekillerinden bir tanesi Dursun Çiçek. Bilmiyorum hatırlıyor musunuz onu? Dursun Çiçek bir televizyon programında aynı soru kendisine soruldu. Yani HDP'ye bakanlık verilebilir mi diye. Ki bu Dursun Çiçek yani eski askerdir. Yani güya yıllarca bu PKK terör örgütüyle mücadele etmiş. Asker adam. Bir asker adamdan ne bekliyorsunuz? HDP, PKK'nın ve türevi olan terör örgütlerinin siyasi ayağı olan HDP ile alakalı bir askere bir soru sorduğunuz zaman asker ne münasebet be? Siz bana HDP ile yan yana duracak mısınız? Şunu yapacak mısınız diye soru soramazsınız. Sizi bu soru sormaktan men ediyorum demesi lazımdı. Ama Dursun Çiçek dedi ki yani
Olabilir, niye olmasın yani, bakanlıklar paylaşılabilir. Dursun Çiçek de bunu söylemişti. Ama insanlar tepki verince hop torniston. Şimdi bir bakıyorsun Özgür Özel katılıyor bir programa. Hani bir Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı verilebilir, bir bakanlık verilebilir. Ondan sonra da Gürsel Tekin çıktı ve bu açıklamayı yaptı. Böyle uzun uza diye bir açıklama yaptı televizyon programında. Aslında yaptığı bu açıklamanın anlamı şu, meali şu. Diyor ki Gürsel Tekin, ya arkadaş ne ağzınızda eveleyip geveleyip duruyorsunuz. Aleni bir şekilde söylesenize ya. Biz HDP ile birlikte hareket ediyoruz ve yarın iktidara geldiğimiz zaman da HDP ile birlikte biz bu ülkeyi yöneteceğiz. Bunu söylemekten niye çekiniyorsunuz? Bak ben açık yüreklilikle söylüyorum. Gürsel Tekin bunu söylüyor. Şimdi Gürsel Tekin bunu söyleyince gözler bir anda hani İyi Parti'ye çevrildi. Saadet Partisi, işte Ahmet Davutoğlu, işte Ali Babacan, onların neydi partileri? Gelecek. Onların böyle bir hassasiyeti yok. Onların tek kilitlendikleri nokta var. Hani vardır ya bazı böyle güdümlü füzelerde radar kitlemesi. Bu Ahmet Davutoğlu, işte Ali Babacan, işte Saadet Partisi. Bunların böyle kilitlendiği bir nokta var. Tayyip Erdoğan olmasın da kim olursa olsun, hangi zihniyetten, hangi inançtan veyahut da hangi ülkenin adamı olursa olsun, onların böyle bir bakışı var. Onun için onları kenara koyuyoruz. Burada gözler İyi Parti'ye çevrildi. Niye? İyi Parti, işte biz ülkücüyüz, biz milliyetçiyiz, biz vatanperveriz, işte biz bu ülkeyi kimseye yedirmeyiz diye ortalıkta geziyor ve çok da ciddi de bir oy potansiyeline ulaştılar bu söylemler üzerinden. Bu Gürsel Tekin'in yaptığı açıklama sonrasında hani İyi Parti nasıl bir tavır alacak? Herkes onu bekledi ve dostlar alışverişte görsün tadında bir açıklama geldi. Neydi? Yavuz Ağralioğlu kalktı bir açıklama yaptı ve işte biz HDP ile yan yana bile duramayız. HDP'nin olduğu yerde bizim işte genel başkanımızın gölgesi bile düşmez. Şimdi Yavuz Ağralioğlu kendisini çok eskiden beri Büyük Birlik Partisi'nin döneminde rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun yanından tanırız onu. Şimdi İyi Parti'de böyle belli hassasiyetleri olan ve belli inançları olan birisi. Ama İyi Parti bu Yavuz Ağralioğlu'nu kızağa çekti. Parti sözcüsüydü. Apoletlerini söktüler. Şu anda Yavuz Ağralioğlu'nun söylediği hiçbir şey İyi Parti'yi temsil etmiyor. Çünkü Yavuz Ağralioğlu kenara çekilmiş, kızağa çekilmiş bir adam. Hani var ya EYT'ye takılıp da emekliliği bekleyen tipler. Şu anda hani EYT'ye takılmış, emekliliği bekleyen bir siyasetçi konumunda. Onun için Yavuz Ağralioğlu'nun söylediği cümleler İyi Parti'nin kurumsal söylemi değildir. Bunun üzerine başkan yardımcı Koray Aydın. Mesela Koray Aydın'ın söylemleri, Koray Aydın şu anda İyi Parti'de genel başkanın yanındaki adam. Siyasi İşler Başkanı. Yani partinin tabiri caizse 2 numarası. SİP Başkanı. Koray Aydın da kalktı. İşte böyle bir açıklama kabul edilemez. İşte birisi kalkıyor oradan diyor. Gürsel Tekin neyi kime veriyor? Kime sordu da veriyor? Koray Aydın çıktı. Böyle zehir zemberek bir paylaşım yaptı. Yani işte bu Gürsel Tekin kime soruyor da bir şeyleri veriyor. Hani böyle çıkışlar altılı masaya ihanettir, buna zarar verir, karşı işte Cumhur İttifakı'na yarar falan. Böyle değişik bir açıklama yaptı. Ama millet olarak anlamadığımız yer şurası. İyi Parti'de işler lafla mı yürüyor? HDP'ye bakanlık vereceğiz. Bir kalk bir sor ya. Bir kalk bir sor. Sayın Gürsel Tekin, sen HDP'ye hangi bakanlığı vereceksin? İçişleri Bakanlığı'nı mı vereceksin ona? Dışişleri Bakanlığı'nı mı vereceksin? Milli Eğitim Bakanlığı'nı mı vereceksin? Sağlık Bakanlığı'nı mı vereceksin? Hazine Bakanlığı'nı mı vereceksin? HDP'ye hangi bakanlığı vereceksin sen? Ve o HDP'ye vereceğin bakanlık bu ülkeye, bu millete mi çalışır? Biz bunu görmedik mi belediye başkanlıklarında? HDP'nin hangi kazandığı belediye vatandaşa hizmet etti? Çukurlar kazdılar, dağdaki teröristlere kadro vermeye çalıştılar ve dağlara malzeme, silah, mühimmat taşıdılar belediyenin araçlarıyla. Ya sen bu HDP'ye hangi bakanlığı vereceksin diye Koray Aydın bunu niye sormuyor? Veyahut da böyle bir açıklama olduğu zaman yerim lan sizin altılı masanızı, al sandalyeyi, vur masanın üstüne, bu ülkede kahraman ol. İyi Parti eğer gerçekten milliyetçi bir damar üzerine yol yürüyorsa al sana fırsat, kaldır sandalyeyi, vur masanın ortasına, kahraman ol. Bu ülkedeki birçok ülkücü, milliyetçi de desin ki ulan var ya bak İyi Parti'yi gördün mü? Kalktı bir açıklama yaptılar HDP ile alakalı.
Çarşı pazar karıştırdı ortalığı der millet o zaman. Ama vay efendim işte bizim genel başkanımızla HDP'nin gölgesi aynı yere düşmez. Ya Meral Akşener, Selahattin Demirtaş'ta kahvaltı yapmak için birbirine Twitter üzerinden güzellemeler yapmıyor muydu? Yine aynı şekilde Meral Akşener katıldığı bir televizyon programında Selahattin Demirtaş'ın dışarıya çıkması lazım, Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasını dışarıdan yönetmesi lazım, yoksa biz bunu Avrupa'ya, Batı'ya, dünyaya nasıl anlatabiliriz diye açıklamalar yapıyordu. Koray Aydın madem ki HDP konusunda bu kadar hassastı, niye o dönemlerde kalkıp bir şey söylemiyordu? Onun için şu anda İyi Parti'nin söylediği hiçbir şeyi bu millet samimi olarak görmüyor. Birileri sosyal medyadan Gürsel Tekin'e yardırıyor da yardırıyor. Yok aga, niye yardırıyorsun Gürsel Tekin'e? Gürsel Tekin malumun ilanını yapıyor. Böyle bir durum var. Yalandan lafı eveleyip gevelemenize gerek yok. Ha bunun üzerine sosyal medyada efendim madem ki bu HDP problemlidir, hani buna bakanlık falan verilmez, o zaman niye meclise giriyor? O zaman işte niye anayasada buna bir hak veriliyor? Şimdi yakında herkesin konuşacağı şeylerden bir tanesi seçim yardımı alacak. 400 trilyona yakın para alacak oradan. O para nereye gidecek? Bakacağız onu. Ama mevzu bu olayın teknik durumu değil, yasalarda yeri var mı yok mu değil. Sen vatandaşın önüne bir siyaset koyuyorsun ve diyorsun ki ben bu ülkeyi ayağa kaldıracağım. Ben bu ülkenin savunma sanayini daha da ileriye götüreceğim. Ben bu ülkeyi tamamen bağımsız bir ülke haline getireceğim. Özgürlüklerin olduğu, hürriyetin olduğu bir ülke haline getireceğim. Nasıl yapacaksın bunu? HDP'ye bakanlık vererek mi? Sizin özgürlükten anladığınız şey bu mu? Hürriyetten anladığınız şey bu mu? Eşit yöneteceğiz. Kimle yönetiyorsun burayı? O zaman 30 senedir, 40 senedir biz bu şehitleri niye verdik? Biz o şehit ailelerine, biz o şehit annelerine bu durumu nasıl izah edeceğiz diye İyi Parti'de hiç kimse bunu düşünmüyor mu? Uzun zamandır vay efendim bu AK Parti Abdullah Öcalan'ın kardeşini TRT'ye çıkardı. TRT Kürdi'ye. Orada konuşturdu. Hani terörist başıydı? Terörist başının kardeşini niye TRT'ye çıkardınız? Millet tepki verdi. Bu hareket yanlış mı? Evet, bana göre de yanlış. Ve millet bu yanlışın faturasını da Cumhur İttifakı'na kesti mi? 2019 yerel seçimlerinde kesti. Ya Abdullah Öcalan'ın kardeşi, ki bu adam itirafçı ve PKK terör örgütü tarafından da ölüm listesine alınmış bu Osman Öcalan. Ve itirafçı olarak devlet bunu kullanıyordu. Ona rağmen bu millet bir terörist başının kardeşinin TRT'ye çıkarılmasını kabullenemedi. 2-3 senedir sokakta nerede bir tane İyi Partili görsen lafı eviriyor, çeviriyor, getiriyor. Ne oldu o çözüm sürecinde megri megri gidiyordunuz? Ne oldu işte Osman Öcalan'ın kardeşini TRT'ye çıkarıyordunuz? Tamam, tamam. Osman Öcalan'ın TRT'ye çıkarılması yanlıştı. Vatandaş da bunun cezasını, faturasını kesti iktidara yerel seçimlerde. Ama şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün milletvekilleri PKK terör örgütünün yayınlarına, televizyonlarına çıkıyor, röportaj veriyor. Yine aynı şekilde Halk TV'de 24 saat PKK terör örgütü mensuplarının güzellemesi yapılıyor. PKK leşlerine rahmet dileniyor. Ama İyi Parti'den bir Allah'ın kulu da çıkıp Cumhuriyet Halk Partisi'nin o yetkililerine, ya arkadaş sizin ne işiniz var bu Roj TV'de, bu İMC TV'de kalkıp o programlara niye katılıyorsunuz diye sormuyor. E adama da derler ki yani bu nasıl periz, bu nasıl lahana turşusu? Sokakta ülkücüyüm diye geçineceksin, milliyetçiyim diye geçineceksin. Bizim HDP ile gölgemiz bile aynı yere düşmez. Açıklamasını yapacaksın. Sonra masada 6 kişiyiz. HDP bu masada değil. Biz de onu yedik. Yedik onu. Gerçi önümüzdeki günlerde çarşı çok daha karışacak. Cumhuriyet Halk Partili eski milletvekili Barış Yarkadaş var ya, gazeteciyim diye geçiniyor. Gazeteci masteci değil o. Bildiğin Cumhuriyet Halk Partisi'nin propaganda bakanı gibi hareket ediyor. Kalktı bir şeyler söyledi. Dedi ki bu İyi Partililere, madem ki HDP'yi sevmiyorsunuz, madem ki HDP ile yan yana gelmiyorsunuz, o zaman HDP'nin oylarıyla seçilmiş olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde niye İyi Partili daire başkanlarını çalıştırıyorsunuz? Niye İyi Partililer oradan ihaleleri çuvalla alıyorlar? Bunu konuşacağız. Çok su kaldırır bu. Çok su kaldırır. Bir de bu Gürsel Tekin'in açıklamasının zamanlaması var dostlar. Bu zamanlama da çok önemli. Sezai Temelli diye bir HDP milletvekili var. O kalktı bir tweet attı. Bu PKK kamplarında yetişen ve sonradan da milletvekili olarak meclise giren, geçen günde tam Yunanistan'daki o PKK kamplarına kaçarken hani böyle yol üstünde Milli İstihbarat Teşkilatımız ve emniyet mensupları tarafından enselenen bir PKK teröristi var. Buna milletvekili falan demeyeceğiz. Bu bildiğin terörist. Zaten yavuklusu da yine dağda fotoğraflarını falan her tarafta görmüştük. Yakalandı ya bu. Bunun üzerine Sezai Temelli bir tweet attı. Ne dedi biliyor musunuz? Bu ülkeyi başınıza yıkacağız dedi. Bu ülkeyi başınıza yıkacağız. Hemen ertesi günü Gürsel Tekin HDP'ye bakanlık vereceğini söyledi. Şimdi bu ardarda gelen açıklamalar önümüzde
önümüze koyduğumuz zaman insanın aklına şu soru geliyor. Sezai Temelli diyor ki bu ülkeyi başınıza yıkacağız. Gürsel Tekin de diyor ki HDP'ye bakanlık vereceğiz. Acaba HDP aldığı o bakanlık üzerinden mi bu ülkeyi, bu milletin başına yıkacak? Ya birileri bu ülkeyi, bu memleketi ve bu milleti çok basite alıyor ya. Hakikaten çok basite alıyor. Nasıl bir kafa yapıları var bilmiyorum ama bekliyoruz. Bu ülkeyi başımıza yıkacak adamları bekliyoruz. Buyurun abi. Buyurun. Hodri meydan. Gelin yıkın bakayım bu ülkeyi başımıza. Ulan Çanakkale'de 7 düvel toplandı. Bu ülkeyi, bu milletin başına yıkmak için. O 7 düvelin de icabına baktık onu. Şimdi o 7 düvelin tasmasını tuttuğu bir tane terör örgütü köpekler kalkacak. Bize diyecekler ki bu ülkeyi başınıza yıkacağız. Ulan var ya. Hani söyleyemiyorsun işte niye? Abi olmuyor işte. Kamera karşısındasın ya. Ama bizi dinleyenler o boşlukları doldururlar. Orada ne söylenecekse onu söylerler. Gürsel Tekin'e çok teşekkür ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin aylardır böyle itinayla köşe bucak kaçtığı, saklamaya çalıştığı HDP ile olan organik bağını Gürsel Tekin ifşa etmiştir. Bu aslında bir nevi zemin hazırlamadır. Hani yarın böyle bir şey olacak ama bugünden ufak ufak konuşmaya başlayalım onu. Kimle ittifak yaparsanız yapın, kapalı kapılar ardından nasıl hesap yaparsanız yapın, bu millet kendi istiklaline ve istikbaline meydan okuyanları bekliyor aga. Buyurun gelin. Herkes açıklama yapıyor. O altılı masanın bütün elemanları hava durumuna göre açıklama yapıyor. Hani bugün hava güneşli, bugün şu açıklamayı yapalım. Havada biraz rüzgar mı var? O zaman şu açıklamayı yapalım. Rüzgara göre şekil alıyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı kalkıyor. Bütün KYK'lıları göreve iade edeceğim. Bütün KYK'lılar kim? Ha şunu söylese derim ki tamam. Hani siyaset yapıyor. Hani o işte KYK konusunda mağdur olmuş kişileri tekrar görevlerine iade edeceğim dese tamam. Ama bütün KYK'lıları göreve iade edeceğim diyor. KYK'lılar kim? Ağırlıklı olarak FETÖ mensupları. 15 Temmuz'da bu millete kurşun sıkan, bu millete bomba yağdıranlar onlar. Kavala'yı serbest bırakacağım. Demirtaş'ı serbest bırakacağım. Tabii. Burası Muz Cumhuriyeti ya. Canın kimi serbest bırakmak istiyorsa onu serbest bırakacaksın. Ama yine eskiler derler ya, hani imam hapşırırsa cemaat tıksırır diye. Öyle bir söz vardı ya. İşte genel başkan bunu söyleyince milletvekili de kalkıyor diyor ki biz HDP'ye bakanlık vereceğiz. Gürsel Tekin'in Kemal Kılıçdaroğlu'ndan aşağı kalır yanı ne? Videoyu Cumhurbaşkanımızın şu cümlesiyle bitireyim. Ulan topunuz gelin. Topunuz gelin. Bu millet bu ülkeyle alakalı hayırlı rüya görmeyen kim varsa onu bu coğrafyadan söküp atacak aga. Bekleyin görün. Kalın sağlıcakla.